Merhaba, bu videomuzda Singer 1500'e dikiş makinemizi inceleyeceğiz. Makine tam boyut bir makine. A101'dekilerle karıştırmayın. Adım ayarından 12 farklı programa kadar birçok özelliği bulunuyor. Burada göreceğiniz üzere içi komple dökümdür bu makinenin. Öyle dandik plastik makinelerle kıyaslamayın bir de. İpini geçirelim. İpini görüldüğü üzere 1, 2, 3, 4, 5 numaralı adımlardan geçiriyoruz. Ardından ipten geçireceğiz. Yeniden geçireceğiz. Yeniden geçirmek için de hemen karşıya doğru geçiriyoruz. Tutup. Şimdi ipliğimizi geçirdik. Burada yine haznesi var. Bütün parçaları içinde. Buraya geldiğimizde masuramız var burada. Masuramızı çıkartalım. Masuramız gördüğünüz gibi. İp soldan aşağı doğru akacak şekilde ayarlayıp yerleştiriyoruz. Buradan da geçiriyoruz. Ardından küpesinden tutup yerine oturtuyoruz. Çıt sesi gelmesine gerek yok. Kutusunu da takalım. Baskı ayağını indirip buradan hemen bir ilmek aldığımızda diğer ipi yukarı alabiliyorsak bu makine diker zaten. Hemen altına kumaşımızı alalım. İlk olarak bir düz dikiş yapalım. Düz dikişimizi aldık makineye. İpin biraz ileri biraz geri. Makine oldukça sessiz bir makine. Dikişin sonuna geldiğimizde buraya basıp hemen geri alıyoruz. O şekilde sağlamlama dikişini yapıyoruz. Hemen dikişimize bakalım. Gayet güzel, nizami bir dikiş var. Dikiş adım ayarı da bayağı genişleyebiliyor. Bu şekilde görüntüsü güzel dikişler elde edebiliyoruz. Hemen yanına bir de zikzak atalım. Yanındaki bıçaktan da kesebiliriz. Kestik ipimizi. Hemen yanına bir de zikzak atalım. Zikzağımızı ilk olarak geniş atacağız. Sonra sarma tipi bir şey atacağız. Hemen yandan kestik. Muntazaman dikiyor. Gayet güzel. Bir diker zikzak deneyelim. Diker zikzak da bu makinelerin öyle her makinede bulunmayan bir özelliği. Diker zikzak aldık. Adım ayarını da ayarladık. Başlıyoruz. Bu da aynı zikzağın dikişli şekilde ilerleyeni. Daha da sıkı yapabilirsiniz. Şu anda bu kumaş 2 kat. Bunu 4 kat yaptım. Bu şekilde 8 kat yaptım. Bu şekilde bir dikelim. Başlıyorum dikişe. Yine düz dikişte. Başlıyorum. Hiç zorlanmadan dikiyor gördüğünüz üzere. Yine yukarı kadar alalım. Keselim. 10 numara bir dikişimiz var. Gördüğünüz gibi. Tabi kalın, kumaş o kadar kalın olduğu için dikiş içeri gömülüyor. Hemen bir daha yanına dikelim. Bir de şu anda sürfile dikişimizi yapacağız. Sürfile dikişi için de ayarlıyoruz hemen. Dikişimize başlayalım. Gösterelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde sürfremizde yapabiliriz bu makineyle. Yanına bir sarma yapalım. Hemen ayarlayalım.
gördüğünüz gibi sarmamızı da yaptık. Müthiş dolu, çok güzel sıkı bir sarmamız oldu. Harbi 10 numara oldu. Şu anda 8 katlı değil mi bu? Bunu bir daha 2'ye katlayalım. 16 kat dikelim. Gayet kalın oluyor 16 kat. Şu şekilde dikelim. 16 katta bir tür dikelim. Makinenin sağlamlığını göstermek açısından güzel bir gösterge bu. Altına biraz zor alıyor zaten. Bir iki tur elle dikelim. Tabii. Şu anda dikiyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde dikmiş olduk. Sarmamız da güzel, sürfremiz de güzel. Makine gayet güzel muntazam dikiyor. Ayrıca yine gösterdiğim gibi burada bir haznesi bulunuyor. Gayet güzel bir şekilde her özelliği bulunuyor. Bir evin bütün ihtiyaçlarını görebilir. Dışarıya ufak tefek işler yapabilirsiniz bu makineyle. Bu makine satıldık. Makinenin satış fiyatı 4200 lira. Yenisini almaya kalksanız bu kalitede bir makine 6,5-7 milyardan aşağı zaten yok. Sessiz, güzel, naz yapmayacak, işinizi görecek bir makine. Alan kişiye şimdiden hayırlı olsun.